Sosyal medyada gördüğü video akımından etkilendi ve kaşıkla soda şişesini patlatmaya çalıştı. Kapağın gözüne isabet etmesi sonucuysa göz merceğini kaybetti. İşte 5 yaşındaki minik Çınar'ın başına gelenler. Hani challenge falan yapıyorlar, akımlar oluyor ama ben pek girmiyorum. Tehlikeli olduğunu bile bile yapanlar var ama. TikTok. Ay duydum ama şu an hatırlayamadım. TikTok uygulamasında yeni trendin adı soda şişesi patlatma ama bu akım Ankara'da faciaya dönüştü. Hangi anne baba düşünebilir ki bir soda patlatma akımı çıkacak ve çocuğun onu gördüğü anda yapacak? 5 yaşındaki Çınar da TikTok'taki soda açma videolarından o trendden etkilendi ve annesine soda aldırıp sodayı tıpkı videolardaki gibi açmayı denedi. Ben terliklerimi çıkartana kadar soda patlama sesi, ben Çınar diye bağırdım. Sodanın kapağı patladı, gözüne isabet etti. Ne yazık ki Çınar göz merceğini kaybetti. Kaşıkla açıyorlar. Ama büyüklerde bıçakla açıyorlar. Bu 3 saniyelik bir olay. Bana kimse kızmasın. 3 saniye içinde olan bir olay. Lütfen. Ben de dayanamıyorum. Minik Çınar kaşıkla denediği sodayı patlatmayı ama daha büyükler aynı videoyu bıçakla da çekiyor. Yani tehlike kat be kat artıyor. Kapatmasını istiyorum yani. TikTok'u. İçerikleri de yaşlarına göre uygun görmüyorum yani. Uygunsuz şeyler de var. YouTube izliyorum da TikTok'a alakam yok. 2 ameliyat geçirdi minik Çınar. Hala 20'den fazla dikiş var gözünde. Gözüne soda kapağı isabet eden Çınar'ın bundan sonra görüp göremeyeceği henüz net değil. Tedavisi sürüyor. Eğer şu an deseler evet tamamen bir göz alıp göz koyabiliriz deseler ben kendi gözümü vereceğim. Ailelerse internetteki sosyal medyadaki zararlı içeriklerden çocuklarını nasıl koruyacağı konusunda büyük endişe taşıyor. Ne izlediklerini genelde takip etmeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri de engelleyemiyoruz çocuklarda. Her ebeveyn kendine göre bir yol, doğru yol bulup onu çocuğuna anlatabilir.